Merhabalar. Ben Emrah Sarıboz. Bu bölümün ilk mezunlarındanım. 2017 Mayıs ayında eğitimimizi tamamlayıp ilk mezun olmayı hak kazandık. Okulumuz bittikten sonra ben ve 3 arkadaşım yüksek lisans yapmaya karar verdik. Ve gerekli sınavları ve görüşmeleri hallettikten sonra yüksek lisansa kabulümüzü aldık. Ve daha sonrasında ise asistanlık için görüşmelerimiz başladı. Bu süreçte interview'lara girerek asistan olmaya olacak kadar yeterli bilgiye sahip olduğumuzu kendileri anladıktan sonra bizi işe aldılar. Şu an ikinci dönemim yüksek lisansta. Bu dönemle beraber 3 tane daha semestrimiz var bitirmek için. Bu bölümün bana en büyük faydası çift diploma oldu. Buradaki başarımız bizim Türkiye'de olsun, burada olsun aldığımız diplomalarla bence iş dünyasında bir adım öne çıkardı. Gelecek arkadaşlara en büyük tavsiyem yazılım açısından kodlama bilerek gelsinler. Hani korkutmak istemiyorum gözlerini ama kendi hani bilerek geldikleri zaman işleri daha da kolaylaşır. Bu sayede eğitimlerini daha başarılı gerçekleştireceklerine inanıyorum. Evet, teşekkür ediyoruz Emrah. Şimdi kamerayı diğer bir arkadaşımıza çeviriyoruz. Merhabalar, ben Ecem Şimşek. Ben de ilk mezunlardan birisiyim. Lisansımızı bitirdikten sonra master yapmaya karar verdik. Ben ve 3 arkadaşım. Ve bu dönem asistanlığımı aldım master'da. Bu bölüm gerek Amerika gerek Türkiye olarak büyük bir avantaj sağlıyor bize. Çünkü hem dil olarak gelişimini sağlıyor, hem de bölüm olarak hani yeni bir kapı açıyor size açıkçası. Gelecek olanlara tavsiyem Emre arkadaşımızın dediği gibi kendi bizim bölümümüzdeki kendilerini geliştirmeleri ve daha çok araştırarak bir şeyleri bilerek gelmeleri. Evet, teşekkürler Ecem. Burak, şimdi sana çeviriyoruz. Merhabalar, ben Burak. Önceki arkadaşlarımın söylediği gibi Ağustos 2015'te 13 kişilik ilk gelen gruplardan bir tanesiyim. Geçen sene Mayıs ayında mezun olduk. İlk öğrencilerimi olarak bitirdik bu bölümü. Ve ben de burada bilgisayar bilimleri üzerine master yapmaktayım şu an. Aynı zamanda part-time olarak departman tarafından graduate assistant olarak çalışmaktayım. Buraya gelmek, bu bölüm seçmek isteyenlere benim en başta önerim hani teknik zorluklardan öte benim en başta önerim para konusunu yani iki kez üç kez düşünmeleri olacak. Çünkü yani doların durumu belli. Ama işin şöyle bir avantajı var hani Türkiye'de özel bir okulda tam para okumaktansa burada okumak tercih edilebilir yani sonuçta birebir yani Amerikan kültürünün içinde yetişiyorsunuz. Sonuçta dil öğrenmek, kültür öğrenmek çok eşdeğer şeyler. Ve özellikle bu konuda eğitimini akademide devam ettirmek isteyenlere, master ve doktora almak isteyenlere öneririm bu bölümü. Çünkü hani açık konuşalım Türkiye'den Amerika'ya gelmek o kadar zor olmayabilir ama çok uğraştırıcı şeyler. Başvuru aşaması çok uzun süren, çok araştırma gereken şeyler, planlama gereken şeyler. Ama burada ister istemez bu üniversitenin içinde hocalarla konuşarak, referans alarak çok daha rahat yani çok daha rahat şey bilgilerine ulaşıyorsunuz. Çok daha rahat bir fikriniz oluşuyor. O açıdan benim önerim eğer özellikle yazılım alanında kendinizi böyle geliştirmek istiyorsanız Amerika'da özellikle doktor alanında gelmenizi öneririm. Evet, teşekkürler Burak. Merhabalar, benim ismim Arda Küçüköz. Ben Mayıs'ta mezun olacak, Mayıs 2018'de mezun olacak öğrencilerden biriyim. Benim bu bölüm için tavsiyem yeni gelecek arkadaşlar için İngilizcelerini ve yazılım yani programlama kabiliyetlerini geliştirmeleri olabilir. Buraya geldikten sonra kesinlikle İngilizcenizin iyi olacağına eminim. Yani kesinlikle kültürün içinde yetişeceksiniz. Ve yani yüksek lisans okuyan arkadaşlarımız var, iş bulan arkadaşlarımız var. Kesinlikle sizin ne istediğinize bağlı. Hani bir hedefiniz olur, kesinlikle erişebilirsiniz. Evet, Bu kadar. teşekkürler. Teşekkürler. Şöyle hafiften bir yaparsanız.
Merhabalar, ben Muhammed Tekeli. Ben de 2016 Ayıptok ayında geldim. Mayık ayında 6 dergimi de verdikten sonra mezun oldum. Bu bölümün avantajlarından biri birçok fırsat sunması. Bunlardan ilki Türkiye'de alabileceğiniz İngilizce eğitimi ve burada öğrenebileceğiniz farklı derslerden birçok farklı bilgiler var. Bunları da kendi isteğinize göre şekillendirebilirsiniz. Her bir bilgi ayrı bir fırsat getirir. Bu da hem iş dünyasında hem de eğitim dünyasında birçok kapı açar. Teşekkürler. Merhabalar, ben Ömer Garip. Ben de ikinci gruptayım. 2006'nın yaz ayında buraya geldim. Ve Mayıs ayında 4 dersimi verdikten sonra mezun olacağım. Ben de yüksek lisans yapmayı düşünüyorum ama şu anda daha kesin değil. Buraya gelmek isteyenler için de önerim, eğer İngilizcelerini geliştirebilirlerse burada bir adım daha önde olacaklardır. Bir de yazılım konusunda en azından temel bir bilgi sahip olmaları yine onları bir adım öne çıkaracaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhabalar, benim adım Burak Çetin. Ben 2016'nın Haziran ayında buraya geldim ve 2018'in Mayıs ayında mezun olacağım. Diğer arkadaşların söylediklerinden farklı olarak ben Haziran ayında 2016 geldiğimde dil okuluna katıldım ve dil okulunun bana özellikle dönem içi dersleri hazırlamada çok katkısı oldu. Yani eğer Elazığ'dan buraya gelecek olup da dilden korkan arkadaşlar varsa korkmasınlar. Çünkü dil okulunun gerçekten çok büyük katkısı oluyor. Yani diğer arkadaşlardan farklı olarak söyleyeceklerim bunlar. Sağ olun. Merhaba arkadaşlar, benim ismim Nurettin Selçuk Şenol. Ben de bu dönem Mayıs'ta mezun olacak ikinci gruptan biriyim. Burada çok büyük bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Önümüzde hem master öğrencileri, aynı zamanda iş dünyasına katılmış arkadaşlar da var. Ne zaman zorlansak ya da herhangi bir bilgi ihtiyacına sahip olsak sorabileceğimiz diğer arkadaşlar olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımın aslında ekleyebileceğim bir şey yok. Her konuda birazcık daha bir adım da önde olmaları gerekir İngilizce ve yazılımsal bakımda. Ama aynı zamanda yeniliğe açık olmanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Diyeceklerim bu kadar. Merhabalar, benim adım Rauf Kerem Sarı. Ben de bu yılın Ağustos ayında mezun olacağım. Diğer arkadaşlarıma fazla bir şey ekleyemeyeceğim çünkü onlar gayet açık bir şekilde bütün düşüncelerini ve fikirlerini dile getirdiler. Söyleyebileceklerim şu, ben kendi açımdan sorun yaşadığım konu şuydu, İngilizce konusuydu. Buraya gelecekleri tavsiyelerim gerçekten İngilizce konusunda olur. Eğer kendilerini belirli bir seviyeye çıkarırlarsa burada gerçekten onların işlerini tamamen göreceğini düşünüyorum. İngilizceyi halledip buraya gelmeleri gerçekten çok iyi olur. Bunun dışında söyleyecek pek fazla bir şey yok. Diğer arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Merhabalar, ben Tuba Elmas. İkinci grupla gelenim. 2006 Haziran ayında buraya geldim. Arkadaşlarımdan farklı olarak birkaç bir şey söylemek istiyorum buralarla ilgili. Şu sıra biraz böyle ev konusunda bir problem yaşıyorum ve bu yaşadığım problemde mesela üniversitenin bazı özel servis yerleri varlar. Student Legal Service gibi ya da International Office. Tamamen bu konuda mesela bana destek sağlıyorlar şu anda. O yüzden hani çok içim rahat. Yani herhangi bir problem yaşadığımızda üniversitenin belirli konseptleri, servisleri var. Bizlere yardım ediyorlar her bakımdan. O yüzden o konuda rahat olabilirsiniz. Hani herhangi bir sorun yaşarsınız, ev için olur ya da başka bir şey için. Tabii onun dışında bütün arkadaşlarımın söylediği gibi en önemli mevzu dil. Yani dili geliştirmiş bir şekilde gelmeniz sizin için çok önemli.
burada her anlamda sizi bir adım öteye taşıyor. Ve ayrıca ben kampüs içinde çalışıyorum yaklaşık bir yıldır. Yani üniversitenin böyle bir avantajı da var. Yani part-time olarak çalışabilirsiniz aynı zamanda. Yani onun dışında tabii programlamayı öğrenmek lazım. Temel bilgilerini öğrenip gelmek. Yani her anlamda sizi öne çıkarır. Yani benim diyeceklerim de bu kadar. Teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben Alp Akyıldız. Ağustos 2016'da transfer oldum. Diğer arkadaşlarımızın bahsettiği gibi belli teknik ve dil konularında tavsiyelerim dışında benim söyleyebileceğim bu bölümün sizin açınızdan hem psikolojik hem hayat görüşü açısından çok önemli faydaları ve olanakları olacaktır. Hem hayat standardınız hem hayata olan bakışınız değişecektir. Çünkü farklı bir kültür, farklı bir dil, farklı bir ortama geleceksiniz. Umarım her şey sizin için daha iyi olur. Merhabalar, benim adım Feriz Emre Aykut. 2017 Ocak ayında buraya geldim. Buraya dönem fark etmek sizin gelebilirsiniz. Yani diğer arkadaşların olduğu gibi Ağustos'ta gelenler de var. Benim gibi Ocak ayında gelenler de var. Ben ilktim fakat şu an pek bir sorun yaşadığım söylenemez. Yani Türkiye gibi değil, Amerika'da böyle bir sistem var. İsterseniz Ocak ayında başlayabilirsiniz, isterseniz Ağustos ayında, yani güz veya spring döneminde. Ayrıca dil konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Eğitim konusunda iyi projeler, ödevler Türkiye'den farklı. Bunun haricinde eğer burayı merak ediyorsanız etkinlikler konusunda ya da Amerika sonuçta istediğinizi yapabilirsiniz burada. Her türlü imkan mevcut. Teşekkür ederim. Ben Gökhan Çetiner. 2017 Ağustos ayında buraya geldim. ELİ, English Language Institute 3. kurdan başlayıp 3 ve 4'ü bitirdim. Şu anda 5. kurdayım ve 4 tane akademik dersle birlikte ELİ kursuna devam ediyorum. Diğer arkadaşlardan farklı söyleyebileceğim tek şey var. Türkiye'deki sistemle buradaki sistem çok farklı. Türkiye'deki sistem tamamıyla sınava dayalı ve öğrenciyi strese sokabilen bir sistem. Ama burada projeler, ödevler çok önemli. Derse katılım çok önemli. Bu yüzden stressiz ve kendinizi sürekli geliştirerek derslere adapte olabilirsiniz. Derslere katılımınız her zaman hocalar tarafından desteklenir ve size farklı sorular sorulmaz. Kesinlikle sınavda görmediğiniz bir şeyle karşılaşmazsınız. O yüzden korkarak gelmeyin. Eğer çalışırsanız kesinlikle başarırsınız. Teşekkür ederim. Başka diyeceğim bir şey yok. Ben Ahmet Furkan Erdoğan. Yaklaşık 7 ay önce buraya geldim. İlk geldiğimde, yani Türkiye'de olduğum zamanlar çok büyük bir korkum vardı. Sonuçta kendinizi hiçbir şekilde daha önce yabancı bir insana kontak kurmadığınız için seviyenizi bilmiyorsunuz. Ancak buraya geldiğimiz zaman şunu anladık ki çok kötü bir eğitimden geçmemişiz. İnsanlarla iletişim kurabiliyoruz. Ayrıca burada aldığımız dil eğitimi de bunu geliştirmeye yarıyor. Ayrıca dil eğitimi sadece sizin dilinizi geliştirmek için değil, buradaki eğitim sistemine adapte olmanızı da sağlıyor. Önerebileceğim şey kendinize bir alan belirledikten sonra buraya gelmeniz. Çünkü burada kendinizi geliştirebilecek çok büyük imkanlar var. 3D yazıcısından işte birçok makale ulaşabileceğiniz kütüphaneye kadar. Korkacak bir şey olmadığını düşünüyorum. Bir şeyler yapmak için adım atmanız yeterli. Teşekkürler. Merhabalar, benim adım Batuhan Keskin. Buraya geçtiğimiz yılın Ağustos ayında geldim. İlk geldiğim zaman ELI ile birlikte, yani İngilizce eğitim kursuyla birlikte 2 adet akademik ders aldım. Burada ilk olarak ilk yaşadığım sorunlardan bahsetmek istiyorum. Herkesin de tahmin edebileceği gibi değil. Dil özellikle şu konuda çok zorluyor. Amerika'daki insanlar aksanı olduğu için ve hızlı konuştukları için bunu anlamak bir vakit, bir süre alabiliyor. Ama bunu ilk defa geldiğinde herkes yaşıyor. Bunu geldiğinizde belki tedirgin olabilirsiniz, üzülebilirsiniz ama hiç bunu üzülmenize gerek yok. Zamanla
2-3 ay gibi, belki 5 ay gibi sürede anlamaya başlıyorsunuz. Ben kendi adıma konuşmak istersem, daha önce ilk geldiğimde çok zor anlıyordum ama şimdi insanlarla rahat bir iletişime geçebiliyorum. Onun dışında bölümün eğitimini beğendiğimi söyleyebilirim. Çünkü Türkiye'deki sistemde daha çok sınav ve ezbere dayalı ama burada biraz daha araştırma ve proje üzerine dayalı bir sistem var. Onun dışında da sosyal hayatın da burada daha canlı olduğunu düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Merhabalar, ben Volkan Döner. Yaklaşık 7-8 aydan beri Amerika'da yaşıyorum. Ve ilk geldiğimde English Language Institute'de başladım ve 4. ve 5. kuru verdim. Dediğim gibi yaklaşık 7-8 aydır buradayım ve ilk geldiğimde ana sorunlardan bir tanesi dil konusunda sıkıntılar yaşadım elbette. Ama ortama alıştıktan sonra, hocalara alıştıktan sonra ve dediğim gibi Selçuk arkadaşımızın belirttiği gibi burada arkadaş, aile ortamı var ve birbirimize yardımcı olarak birçok sorunu birlikte hallettik. Onun dışında ikinci ana sorunlardan bir tanesi para. Elbette ki parayı yetiştirmek şundan dolayı ki dolar kurundan dolayı biraz zor oluyor. Fakat ben şuna inanıyorum ki burada mezun olduğumuzda, eğer ki Amerika'da çalışma açısından fırsatlar bulduğumuzda biz bu parayı kolaylıkla geri alacağımızı düşünüyorum. Fazlasıyla alacağımızı düşünüyorum. Onun için de eklemek istediğim, Türkiye'de bilindiği üzere sosyal alanda çok fazla ders yok. Yani genellikle bölüm dersleriyle alakalı dersler var. Ve tarih olsun, Türk dili olsun, bu tarzda dersler var. Fakat ben burada ikinci dönemim ve aldığım dersler arasında örnek olarak televizyonla alakalı bir ders var. Yani istediğin sosyal alanda dersler alabiliyorsun. Müzik, dans, her türlü sanat dersleri de alabiliyorsun. Bu konuda daha eğlenceli olduğunu düşünüyorum buradaki derslerin Türkiye'ye nebze. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Merhaba, benim adım Abdullah. Yaklaşık 6 ay önce geldim buraya. Gelmeden önce buraya cidden korkularım vardı. Geldiğim zaman buraya İngilizceyi nasıl halledeceğim? Sosyal hayata nasıl alışacağım, buranın kültürüne nasıl alışacağım. Ama bu çok uzun sürmedi. Geldikten sonra yaklaşık 1-1,5 ay sonra her şeye adapte oldum. İlk başta geldiğim zaman İngilizce'de sıkıntılar yaşıyordum. Mesela bir restoranta gittiğim zaman kaserin dediği hiçbir şey anlamıyordum. Üst sınıftan arkadaşlara soruyordum ne diyor falan gibisinden. Ama dediğim gibi yaklaşık 1,5-2 ay sürdü bu. Bu aşamayı geçtikten sonra her şey çok güzel olmaya başlıyor. Buranın kültürüne alıştıktan sonra, sosyal hayata alıştıktan sonra, derslere alıştıktan sonra. Onun için buraya gelmeden önce size tavsiyem belli bir nebzede speaking'inizi, konuşma seviyenizi yükseltmeniz, yabancı arkadaşlar edinmeniz, buraya gelmeden önce onlarla görüntülü konuşmanız, chatleşmeniz, bu şekilde belki ince seviyenizi yükseltebilirsiniz. İngilizce kurslarına gitmeniz. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, benim adım Mazlum. Haziran ayında 2017'de geldim. İlk geldiğimde İngilizce kursuna geldim burada. Şu anda son leveldeyim, yani son seviyedeyim. Ayrıyeten 4 akademik ders alıyorum. İlk buraya geldiğimde üst sınıftaki arkadaşlarım çok yardımcı oldu. Tabii ki biz de bundan sonraki gelecek arkadaşlarımıza yardımcı olacağız. Şu an bu bölümde mezun olan birçok arkadaşlarım Amerika'da olsun, Türkiye'de olsun çok iyi konumdalar, iş buldular. Buraya geleceklere tavsiyelerim İngilizce ve biraz kodlama bilgisi olarak gelsinler. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, benim ismim Adil Keski. Ben de Ağustos 2017'de geldim. 3 ve 4. kurları burada aldım. 5. kurla birlikte 4 tane ayrıca akademik ders alıyorum. Benim size tavsiyem İngilizce'de olabilir, listening. Özellikle insanları anlamanız. Eğer insanları anlarsanız speaking'iniz de gelişebilir ayrıca. Eğer gelecek için iyi bir hedefiniz varsa bu bölümü kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü mezun olduktan sonra
çok iyi yerlerde iş bulabilirsiniz. Ayrıca gelirken de iyi bir kod bilginiz olursa veya temeliniz olursa burada çok rahat edebilirsiniz. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Gökmen Özçelik. Buraya Haziran ayında geldim. Şu anda Bridge programı denilen hem İngilizce eğitimi ve akademik eğitimimi aynı anda almaktayım. Böyle de bir faydası var bize sağladıkları sadece. Gelen arkadaşlara, özellikle ilk bölümü seçecek arkadaşlara tavsiye vermek istiyorum. Fırat Üniversitesi'nde geçirecekleri süreç boyunda birikim yaparlarsa maddi açıdan onlar için daha iyi olacağını düşünüyorum. Hem sosyal hayattan hem akademik açısından. Teşekkürler. Merhabalar, ben Melih Ergün. 2017 yılının Ekim ayında Amerika'ya geldim. 4. kuru bitirdim ve şu an Bridge programındayım. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok şükür sıkıntı yok. Arkadaşlar, sıkıntı olursa da arkadaşlar çözüyor sağ olsunlar. Onun dışında söyleyebileceklerim, dil okulumuz çok eğlenceli. Sağ olsunlar çok yardımcı oluyorlar. Ve seçerken tereddüt etmeyin. Bölüm çok güzel bir bölüm. Tüm söyleyeceklerim bu kadar. Merhaba arkadaşlar, benim ismim Doğan. Bu bölümü 2014 yılında kazandım ve geldim. Ve buraya geleli 2 hafta oldu. Daha yeniyim. İngilizce kursuna gidiyorum sadece. Akademik ders almıyorum. Sadece İngilizce konusunda konuşabilirim. Yani İngilizce'de bir birikim yapıp da gelin. Hani zorlamamak açısından. İlk geldiğinizde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama pes etmeyin kesinlikle. Ben ilk geldiğimde çok sıkıntı yaşadım. Yani hiç kimseyi anlamıyordum. Ama şu anda yani geliştiğine inanıyorum. Yani herkesi anlayabiliyorum. Yani tereddütsüz bu bölüme gelebilirsiniz. Para konusunda da birikim yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Evet, tüm gençlerime teşekkür ediyorum, öğrencilerime. Güzel konuşmaları için. Ve ümit ediyorum ki bu videoyu seyreden, özellikle Fırat Üniversitesi'nde şu anda ULU programında okuyan öğrencilerimize büyük ışık tutacak. Ve gene ileride inşallah yıllar sonra bu videoyu bir gün birileriniz karıştırıp gördüğünüz zaman biz şu seviyedeydik, şuraya geldik diye mutlaka söyleyeceksiniz. Zaman çok değiştirecek, hepimizi çok değiştirecek ve sizler bizim göz durumsunuz, onu kesinlikle inanabilirsiniz. Çünkü ileride sizler yönlendireceksiniz, siz daha sonradan gelecek öğrencilere ışık tutacaksınız. Ve inşallah Türkiye'yi iyi günler bekliyor diye konuşmamı sonlandırıyorum.